Diğer bir generatör tipi olan ise e, generatör tipleri ise e, compound generatörler. Compound generatörleri aynı hatırlarsanız compound motorlardaki gibi iki farklı şekilde inceleyeceğiz. Birisi e, eklemeli, diğeri ise azaltmalı tip a, e, anlamında. E, aslında bu eklemeli ve azaltmayı da hatırlarsanız işte alan sargısına aynı yönde etki yapacak ise eklemeli zıt bir yönde e, manyetik akı üretiyorsa azaltmalı tip ne diyorduk arkadaşlar kompunt generatör diyorduk şimdi doğru akım kompunt e, generatörlerinin yapısına baktığımızda Eklemeli tip olanı örneğin açıklayalım. Compound'un kelime anlamı ile birleşik yani iki tane sargı barındıracak arkadaşlar. Hem seri hem de şönt sargıyı birbiri içine barındıracak yapıya bizim compound generatör diyoruz. Şimdi baktığımızda temel çekirdekten başlayalım. Yani endüvi sargımızdan başlayalım. Şimdi burada arkadaşlar E E üretilen e, e A yani endüvi sargımızın olduğu kısım burada da ne arkadaşlar? Kolektör fırçalarımızı temsil eden şekillerimiz. Burada bir akım tabanlı bir gerilim kaynağı aslında ifade ediliyor akım tabanlı bir kaynak. Şimdi sol tarafı incelediğimizde generatör ve sol tarafını analiz ettiğimizde generatörümüzün endivisi generatörümüzün alan sargısı. Şimdi buraya baktığımızda bu bizim e, nedir arkadaşlar? E, paralel bağlı bulunan bir alan sargımız var. E, bu alan sargımız arkadaşlar paralel olduğu için biz bunun aslında ne? Şönt kısmını oluşturuyor bu kısmı. Bu da neydi? Şönt Alan sargısının işte e, uyartım akımını ayarladığımız bir reostaydı. Sağ tarafa baktığımızda alt tarafta bakın ne var? Bir RS var. Yani seri sargı sargısı. RS şönt sargı sargısı. Şimdi burada RS ise bakın şu kısma baktığımızda ise burası da seri tip generatörü a, a, ne yapıyor? Bize gösteriyor. Toplam olarak baktığımızda yani hepsini analiz ettiğimizde hem şönt sargı hem de seri sargı bulunduran generatör yapılarına biz kompun generatör diyoruz. E, devremizi bir analiz edelim. Şimdi burası bizim e, U dediğimiz aslında generatörün e, terminal yani klemens kutusunun olduğu kısım. Buraya bir yük bağlayacağız. Şimdi geldiğimizde bizim burada ne var? Bir NDV sargımız var. Yani asıl bizim generatörü döndürmüş olduğumuz kısım burası. Ee, bakın burada bir N üretilecek, bir E azıt e m MK gelim üretilecek, bir R A iç direncimiz olacak. Bu endüvi sargılarının iç direnci arkadaşlar. Fırça ve kolektör yardımıyla bu sargıdan çıkan akım dikkat ederseniz iki ayrılıyor. Birincisi IM IM dediğimiz uyartım sargısı, mıknatıslanma sargısı, IA armatür yani endüvi sargımız ve I dediğimiz toplam asıl yükümüzün beslendiği yük akımı. IM akımı geliyor arkadaşlar. Buradaki e, RF direncimiz yani reostamızla ne yapıyor aslında? E, generatörün manyetik akısının ayarlandığı bir nevi geriliminin ayarlandığı nedir arkadaşlar? Reosta. Reostadan geldik. C ve D klemensleri ile şönt sargımızı bağladık. Şönt sargımız endüviye nedir arkadaşlar? Paralel bağlıdır. Daha sonra arkadaşlar bakın buradaki B noktası ile ne yapıyoruz? Devremizi tamamlıyoruz. Şimdi buradan yükümüze IA akımından çıktık, yüke geldik, yükten geldik, daha sonra seri sargıya geldik. Bakın burada E L, F klemensleri ile RS seri sargımız var. Yani buradan çıkacak akım yük akımı ile aslında seri sargı akımı birbirine ne olacak? Eşit olacak. Yani ben bu devreyi analiz ederek aslında bu jeneratörün sargılarının hem sipir sayıları hem de iletken kesitleri hakkında ne yapabilirim? Yorum yapabilirim. Şimdi dikkat ederseniz bu sargı şönt sargımız yani alan sargımız. Burada... Iı, ne bağlı? Paralel bağlı. Paralel bağlı olduğu için bunlar ne yapabilirim? Çok fazla spir ve az kesit yani ince kesitli e, iletken ile sarabilirim. Fakat yük akımı bakın buradaki seri sargıya baktığımızda aynı seri jeneratörlerde olduğu gibi arkadaşlar. Ne oluyor bakın buradaki geçen yük akımı ile alan sargısı akımı birbirine eşit oluyor. Yani seri sargıda bulunan alan sargısı birbirine eşit oluyor. Yani seri jeneratördeki gibi. Seri jeneratörde olduğu gibi e, yük yük tarafına bağlı bulunan alan sargısı, seri sargısı ne olacak o zaman? Kalın kesitli aspirle sarılması lazım neden? Çünkü toplam yük Neyi, neyi geçirecek buradan bakın. Toplam yük akımını geçirecek arkadaşlar. Devre yapısı itibariyle bu şekilde. Ee, üretilen akım I armatör akımı gelecek. I M olarak I, ayrılacak. Mıknatıslanmaya gidecek. Daha sonra bir de I'ya gidecek. Yani buradan yükü ve seri alan sargısını besleyecek. Denklem bu şekilde. Peki e, yüzeysel olarak gerilime baktığımızda denklemlerini ayrıca yazacağız zaten. Şimdi bizim e, generatörümüzün çekirdeği yani asıl gerilim üretildiği yer neresi arkadaşlar? Burası. Buradaki sargılarda bir gerilim üretilecek. Endüvi sargısından geçecek. Ha, demek ki neymiş? Endüvi sargısından akım akar ise demek ki burada bir gerilim düşümü olacak. Bir. Buradan geliyor arkadaşlar üretilen gerilim buradaki e, a e, gerilimi e, buradaki e, gerilim düşümünden kalan gerilim arkadaşlar nereye geliyor bakın buradaki şönt sargıya geliyor ve daha sonra bakın buradaki e, a gerilimi e, buradan aynı akım geçtiği için e, buradaki i a çarpı rs bir gerilim düşümü oluyor ve son olarak kalan gerilim de buraya düşmüş oluyor şimdi bunun denklemini yazacak olur isek endüvi'nin akımı yani IA armatür akımı. I yük akımı aynı zamanda bu nedir? IS'dir. I eşittir IS diyebiliriz. Artı IM yani mıknatıslanma akımı arkadaşlar. NDV gerilimi. NDV'nin gerilimi yani şuradaki EA NDV gerilimi arkadaşlar. Bu da nedir? E, A N V gerilimi e, şuradaki asıl çekirdekte generatörde üretilen gerilim, Ne toplamına eşittir 1. Şimdi dışarıdan baktığımızda bir Buradaki gerilim var. Topluyorum. Daha sonra buradaki sargının üzerine düşen bir gerilim vardı. Onu da topluyorum. Neydi o da? I S artı R S güzel. Ve bir de ne vardı? N üzerine düşen gerilim yani I A çarpı R A. O da burada. Ha, demek ki Asıl benim ürettiğim gerilim bir yüke gidiyor. Hem armatür sargısını yani endüvi sargısını besliyor. Hem de seri sargısını besliyor. Yani fazlaca bir gerilim düşümü oluyor. Peki ben burada asıl benim bu e, generatörün amacı ne? Elektrik üretmek. Benim asıl bakacağım nokta neresi? Buradaki klemens. Beni burası ilgilendirmez. Ben klemens uçlarında voltmetreyi bağladığım zaman kaç volt ölçerim? hangi gelim ölçerim aslında onu yazmak istersek Buradaki U gelim nedir arkadaşlar? Asıl e, çekirdek gerilimim EA e, değil mi? Bu her zaman hepsinden yüksek. Buradaki denkleme bakacak olursak asıl kaynağımız bu. E, A çıkıyor. 1. Nerede gerilim düşümü alıyor arkadaşlar? Endüvi alan sargısında. Endüvi e, sargılarında yani I A çarpı R A'da bir gelim düşümü oluyor. Eksi. Bir de nerede gelim düşümü oluyordu arkadaşlar? Bu I S çarpı R S'de. Bakın buradaki I S ile R S gelim düşümü oluyor. Bu I S ile bu I ikisi aynı şey arkadaşlar. Sonuçta burada gelen I akımı geliyor. Hem yük üzerinden hem de bunun üzerinden akıyor. E ben bunun akımına I S dersem buraya I dersem ikisi de aynı koldan aktığı için aslında I S eşittir ı olmuş oluyor. Yani yük akımı olmuş oluyor. Peki uyartım devresinin direnci bu iki direncin toplamı Rm R filed yani reosta'nın ayarlanabilen direncin değeri artı R shunt direncimizin değeri arkadaşlar. Uç gerilimi buradaki uç gerilimi alan sargısında hesaba kattığımızda nasıl bir uç gerilimi olur onu hesaplayalım. Uç gerilimi arkadaşlar u eşittir. Bir dikkat ederseniz ee, nedir aslında? Şuradaki ee, şu gerilim değeri buradaki gerilim düşümünden kalan gerilim değerine eşittir. Yani u eşittir ım bakın ım çarpı rf artı rş'ye e, ee, eşittir bir de buradaki gelin düşümü var tabii ki de onu unutmamak gerekiyor. Şimdi e, Compound Generator'ın bir fiziksel yapı itibariyle inceleyecek olur isek arkadaşlar bir fiziksel yapı itibariyle inceleyecek olursak ne demiştik bizim burası bizim en düğemiz generatörün e, kutup sargılarının bağlı bulunduğu nüvelerimiz nüve ayaklarımız dış keyzimiz ve ayaklarımız Şimdi burada endüvimizde ne vardı arkadaşlar ne demiştik burada bir e, endüvi sargılarımız var fırça ve kolektör ile alınan sargılar buradan çıkıyor e, pozitif ve negatif olmak üzere işte e, dış tarafa aktarılıyor e, şimdi buradaki e, takip edecek olursak bu kompunda e, şimdi bu endüvi sargımız bakın şurası arkadaşlar şu çekirdek kısmı şu e, ayarlı direncin olduğu kısım yani rf dediğimiz direnç ise şuradaki şu e, ayarlı direnç bize şu rf'yi temsil ediyor. Şu kalın olarak e, çizilmiş bakın şurada kalın olarak çizilmiş dış tarafta e, sargılar var. Bunlar da arkadaşlar nedir? Seri sargıdır. Yani şu bu da rs'yi temsil ediyor. Ee, pardon. Şimdi bu ince olarak sarılmış hatırlarsanız ne demiştik? Ee, paralel olarak bağlı olan yani şönt sargıları ince kesitli fakat çok siple sarılmıştı. Bakın çok fazla sarılmış, ince kesit sarılmış. O da şudur arkadaşlar. Şu Rş'dir arkadaşlar. Yani e, Rş alan şu endüvi sargımız ile şuradaki Rş nedir arkadaşlar? Birbirine paralel olacak. Fakat buradaki kalın olan da yani şu RS sargısı buradaki sargıya seri bağlı olması gerekiyor. Takip edecek olursak bakın buradaki endividen üretilen gelin geldi. Şu alttaki kolu takip edelim. Buradaki B ile F bakın Clemens ile kısa devre edilmiş geliyor. Bakın nereye geldi? RS'ye. Yani şu B ile F'nin birleşmiş olduğu yer aslında şurası bakın. Şu noktalar. Burası birleşti, daha sonra geliyor arkadaşlar. İşte burada nedir? Bakın, e, eklemeli ise aynı yönde e, e, çıkartmalı ise azaltmalı ise ters yönde olacak şekilde sarılmış. Bakın burada nedir? Eklemeli. Alan sargısının akım yönüyle e, ya e, buradaki Seri sargının alan yönü birbirine eşit olduğu için eklemelik kompunt generatör diyoruz zaten. Bakın buradaki generatör sargılardan geliyor ve devrenin negatifini oluşturuyor. Pozitifini de buradaki diğer uç oluşturmuş oldu arkadaşlar. Evet bu sadece temel az önceki şekli anlattık aslında. Bu teorik olarak anlatılan kısmı. Tabii ki de ne diyoruz arkadaşlar? Hani endüvi reaksiyonu ve e, komütasyondan dolayı doğru akım generatörlerinde yardımcı kutup e, sargıları kullanıyorduk. E, bu yardımcı kutup sargılarını e, biz ne ile göstereceğiz arkadaşlar? İşte e, şu şekilde bakın, ne yapılmış? Yardımcı kutup sargıları e, koyulmuş gerçek bir generatör örneğinde. Yine takip ettiğimizde bakın arkadaşlar, şurası bizim nedir aslında endüviğimiz. Buradaki alan sargılarının nüvelerinin bağlı bulunduğu kutup sargılarımız. Bakın burası N-N-S-S S olacak şekilde sarılmış. Şu ince sarılı olan alan sargısında bulunan neydi arkadaşlar? r Ş dediğimiz şönt sar alan sargımız bu aynı kola bağlı bulunan arka tarafta daha az e, kesit, daha az spirli ve kalın kesitli olarak bağlı bulunan sargılar ise arkadaşlar bunlar da bizim e, RS sargımızdı yani yük ile e, yük ile endüvi sargısının e, birbirine seri bağlı olan sargılarda arkadaşlar. Ve bir de dikkat ederseniz şu şekilde dört tane ince olarak ince kutup ayaklarına sarılmış neyler mevcut bakın arkadaşlar. Yardımcı kutuplarımız mevcut. Bu yardımcı kutup sargıları bize neye yardımcı oluyordu? Adı üstünde endivi reaksiyonun azalmasında yardımcı oluyordu. İşte örneğin burası S kutbu, burası da S kutbu. E, burası N kutbu, burası S kutbu. Ne yapıyor? Buradaki yığılmış olan e, en e, manyetik akıyı buradaki S kutbu ile çekerek ne yapıyordu? Buradaki endüvinin e, yüzey alanına eşit dağılmasını sağlıyordu. E, yine baktığımızda bakın bu e, şey sargıları, e, yardımcı kutup sargıları eee seri sargıyla seri olarak bağlı yani buradan çıkıyoruz bakın bu endüvi sargımız bu da neydi ee, seri sargımız bunlar birbirine seri biz bir de yardımcı kutup sargılarını buraya seri bağlıyoruz yani şu araya bir tane daha sargı bağladığımızı düşünelim şimdi takip ettiğimizde şimdi takip ettiğimizde bakın endüvi'nin şu kısmı nedir pozitif kısmı geldik Şuradan dikkat ederseniz bakın yardımcı kutup sargılarına çıkıyor. Yardımcı kutup sargılarından çıkmış yardımcı kutup sargısı. Ve son olarak yardımcı kutup sargısı. Buradan çıkıyoruz. Bakın geldik. Artık biz ne? Şuradaki RS seri alan sargısını sarıyoruz. RS seri alan sargısını sardık. Ve daha sonra nötrü oluşturmuş olduk. Diğer kısım ise bakın şuradaki CD klemensi ile şu şekilde. Şön sargılarımız ıı, ne yapılmış? alan sargısına şuradaki reosta üzerinden e, paralel olarak bağlanmış endevi sargılarını arkadaşlar. Evet e, bu şekilde bir generatörün gerçek bir generatörün içinde sargılar nasıl yer alıyor bu bizim teorik olarak hep anlattığımız bu ise nedir arkadaşlar? E, uygulamalı olan jeneratörlerde bunlar mevcut arkadaşlar. Şimdi ne dedik? İki tip var dedik. Bir artırmalı kompon tipleri bir de azaltmalı kompon tipleri. Artırmalı kompon tiplerinde arkadaşlar seri sargının oluşturmuş olduğu alan ile yani şu sargı seri sargının alan oluşturulmuş olduğu alan sargısı ile şönt sargısının alan sargısı yönü birbirine eşit bakın dikkat ederseniz aynı yönde eşit değil aynı yönde bakın aynı yönde ise bu nedir eklemeli kompun generatöre örnektir yine bu e, eklemeli kompunlarda arkadaşlar veya diğer adıyla artırmalı kendi aralarında arkadaşlar yukarı ve orta kompunt şeklinde iki ayrılıyor. Yukarı kompunt generatörlerde seri alan sargısı e, kutup gerilimi oldukça artırırken orta e, kompunt generatörde ise arkadaşlar endüvi reaksiyonundan meydana gelen gerilim düşümünü karşılayacak kadardır. E, bu artırmalı e, kompunt generatörün mantığı bu şekilde. Aynı yönde salan alan sargıları eklemeli. Azaltmalı e, kompunt generatöre baktığımızda e, bu tip generatörde e, şöyle gösterelim. Bunda ise arkadaşlar hiçbir şey değişmiyor. Sadece burada bağlı bulunan klemens kutusunda şunların yönlerini değiştiriyoruz. Yani alan sargısının yönü ile e, bu e, Şuradaki seri sargının alan yönü terse yani bu şekilde e, sol tarafa ise bu da sağ tarafa doğru bir akım akışı oluyor. Yani e, seri sargının alanı şön sargının alanını azaltacak bir yönde oluyor. E, doğal olarak bu durumda kutup gelimi yüklendikçe çok fazla hızlı bir şekilde düşüyor bu tip generatörler. Komput generatörler boşça çalışma karakteristiğini yaparken arkadaşlar ee, e, oluşan eğri hani kompun şey şönt generatorlerde e, hatırlarsanız e, açıklamıştık boşta çalışması aynı e, şönt generatörler gibi çünkü yapı itibariyle boşta ise buradan akım akmayacağı için nedir bizim elimize ne kalıyor sadece ile alan sarkısı bunlar da birbirine paralel olduğu için ne diyoruz? Sadece o zaman şönt karakteristiğini gösterecek. Yani azaltmalı tipte arkadaşlar kompunt generatörler için hepsi için geçerli. Boşta çalışma karakteristiği şönt generatörler ile aynı karakteristiği gösterecektir arkadaşlar. Şimdi bir ara verelim. Daha sonra bu kompunt generatörlerin grafiklerini analiz edelim.